Gelelim SPK ile ilgili ee, bu son günlerdeki Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili süreç ve diğer süreçlerle ilgili. Bakın ben e, Zehra Hanımı tanıyorum. E, bu içinde yani içine atıldığı e, konulardan bağımsız olarak söyleyeyim Zehra Taşkesenlioğlu asla ve katta benim tanıdığım böyle bir insan değil. Bu şekilde özellikle dün akşam e, Halk TV'de Mine ee, hanımı bir daha dinledim bu iddiaların sahibi olan şirketin e, CEO'su hanımefendi. Ya bir kez siz bir milletvekilinin size herhangi bir daveti olmamış. Size doğru düzgün bir randevu verilmemiş. Siz danışmanını aradım. işte o dedi ki seçim çalışmaları var. işte e, görüşmek isterseniz er buraya burada olmanız lazım. Ya bunun üzerinden kalkıp Erzurum'a gidip Zehra Hanım'dan da zılgıtı yiyince sen misin bana bunu yapıp bunun öfkesiyle hareket eden bir kadın. Ama bakın tekrar onu söyleyeyim altını çizeyim. Zehra Hanım dahil olmak üzere bu son 10 günün gündeminde yer alan her isimle ilgili resen savcılık e, kovuşturma soruşturma araştırma yaparak e, resen soruşturma açmalıdır. Yani bu bunun her şeyden önce onlarla ilgili bu sis perdesini dağıtmak üzere açıldı. yapılması gerekir. Ee, SPK'nın suç SPK başvurusu, üzerine, başvurusu üzerine, açıldı. Ama resen de olması gerektiğini söyleyen, söyleyeyim Mine ben. Hanım ee... Tanık Şimdi, değil de şey Mine sıfatıyla e, ifadesi alınmış. Ben alınır. dinledim, Mina Hanım'ı dinledim. Yani siz kalkıyorsunuz, size e, randevu vermemiş bir insana gidiyorsunuz ve sizi tersledi diye. Bakın orada diyor ki ben orada gittim aslında... Orada da bir gariplik var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açması ilgili. E, ilginç. Ben SPK aslında merkezi orada Zehra Hanım'la da görüşmeyecektim abisine ulaşacaktım. Yani bu gerçekten bu, bu olayın içinde bu kadar tutarsızlık varken... Ee, bu hanımefendinin bu ifadelerindeki tutarsızlık nasıl dikkate alınmıyor onu anlayamıyorum. Bir, Zehra Hanım dahil olmak üzere ismi geçen herkesle ilgili savcılık resen harekete geçmeli. Bu iki. Üç, kendim de o konuyla ilgili bir tweet attım. Zehra Hanım başörtülü bir kadın, evli bir kadın ve üstüne üstlük onun mahremini korumakla yükümlü olan ee, eşi demeye dilim varmıyor. Bu kadar adice bir hareketle kendi mahreminin görüntüsünü çekip e, hareket etmiş bir insanın insana karşı bir tepki de gösterdim. Her şeyden önce o Zehra oğlunun başı açık haliyle onun mahremini korumakla yükümlü olan o eşle ilgili herkesin bir e, kınaması gerekiyordu. Kimse onu yapmadı. Ben o anlamda da bir tweet attım. Bunu kınadım. E ee, Bu konuda da e, iki yüzlülük yapmamak lazım. E, e, suç işlemek ayrıdır, ama bir insanın e, başörtülü bir kadının saçının görünmemesi a, görünmesine karşı tepkisi, tepki göstermek de ayrıdır. Suç işlenmişse soruşturmalıdır. E, gereken neyse yapılmalı. Savcılar gerekeni yapmalıdır. Ama orada da o bir kadının e, mahremi, kişisel e, vücut bütünlüğü ee, vücut e, dokunulmazlığı bunlar da e, bunlara da saygı göstermek lazım. Bunun yapılmadığı yeri de kınamak lazım. Ben tekrar söylüyorum. E, bu tarz şu an ifşaatlar gerçekten AK Parti'ye de zarar veriyor. Bunun e, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koymak her şeyden önce AK Parti için çok gereklidir. Aksi takdirde şu an seçime doğru giderken artık bunların unutulma ihtimali de yoktur. Yani hani o nasıl olsa bir süre sonra unutulur falan öyle değil. Bu ekonominin bu halde olduğu bir dönemde bu kadar milyonlar şöyle gelmiş, bunlar böyle gitmiş. Bütün bunların artık iddia sahibinin iddiasını ispatla ispatla dediğimiz o yerde de değiliz. Bu iddia sahiplerinin iddialarının olmadığını çürütmekle artık e, muhatapları yükümlüdür. O yönüyle tekrar söylüyorum. İddia makamı çok ciddi şeyler koydu ortaya zaten. Yani hayır artık e, hani iddia olabilir. Siyaseten söylüyorum. Siyaseten hmm. söylüyorum. Aynen. E, tekrar ifade etmek gerekirse eee bir kadının e, o anlamda mahremini korumak konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes tepki göstermeli. Bu ister başı açık olsun ister başı kapalı olsun. İki, ortada yolsuzluk varsa iddia varsa bunlar soruşturulmalıdır. Üç, ama her günde Hak TV'ye çıkartılan Mine e, Hanım'ın e, çelişkilerini de o tutarsızlıklarını da bir zahmet Programı yapan e, konuklar dahil olmak üzere bir, bir iki soruyla e, ortaya çıkarmalarını da bekliyorum. Ama orada orada şey yanılmayın, ee, Kınar Hanım konunun başlangıcında ne Mine Hanım var, ne bir başka kimse var, ne muafet var. Ünsal Beyden. Ünsal başladı. Ban, Tweet, attı. tweet, tweet attı. başladı bu iş. 2,5 milyon dolar eşim benden, benden dedi para tazminat istiyor. istiyor ben her şeyi ortaya dökeceğim diye kendisi, kendisi çıktı. Başlattı. Yani bir başka kimse çıkıp da ifşaatta bulunmadı. Önce kocası yani o dönemki şu tamam. anda da tutuklandı mı tutuklanmadı mı? Gözaltında yani, uzatıldı. altında süresi uzatıldı Bakın, galiba. Boşanma davalarını yıllarca takip etmiş bir hukukçu olarak söyleyeyim. Boşanma davalarında ev kadını olan kadın için bile biz 100 milyon TL tazminat istiyoruz yani bu ya yani bu bu rakamı istemek e, bir boşanma davasında harca tabi olmadığı için onu da söyleyeyim. Harca tabi olmayan tek e, alacak kalemlerinden iddia, talep kalemlerinden biridir tabii. Ama 2,5 ma, milyon dolar çok şimdi yüksek bir rakam şöyle, değil mi şöyle bir şey. Pınar Hanım. 70 Hayır, trilyondan bakın, bahsediyoruz. tekrar söylüyorum. 70... Ev kadını olan için bile biz maddi tazminat istiyoruz. Efendim isteyebilirsiniz. Ancak şu var. Ya yani ev ee, kadını için bile istenebilir. Bunun ba ne, bakın, Bu, bu, daha... bu tazminatın miktarının bu olması e, ...kesin ve katli olarak... E, ...böyle bir rakamın... ...transferi anlamına da gelmiyor. Ama yani, yani şimdi iki buçuk milyon ya dolar ben, falan... E, Ünsal Ban'ın gerçekten... ...hem bu kadar nüfus kullanmış... ...yani Zehra Hanım'ın hem nüfusunu kullanmış... ...hem de utanmadan gidip görüntüsünü çekip... E, ...kendi mahreminin... ...görüntülerini servis etmiş bir insanın... iddialarını da artık bilemiyorum yani... ...biraz orada bir eleştiri getirmek Ama lazım. Ama şimdi şöyle Pınar Hanım... ...işin içinde Yaşar Hocam'dan özür diliyorum. Yaşar buyurun. Hocam sabırla bekliyor... Evet işin içinde konuşulan paralar o kadar yüksek ki mesela bir tekne Bakın bunlar alınmış. soruşturulmalı. Diyorum. Tabii tabii bir tekne ilgili alınmış ilgili mesela. Reis evet. yazdı bugün harekete geçmeli. O teknenin bu, bu, dinleyin bak bu savcılık, bu savcılık geçti gerekli, harekete de orası da bir garip. Gerekli. Mesela suç, için Suç mesela gerekli. suç merkezinin oda olarak isnad edilen yer neresi? Ankara. Sermaye piyasası Ama soruşturma İstanbul açıyor falan. Onu da anlamadım da herhalde bir açıklamaları vardır. Fakat benim de dikkat çektiğim. İMKB'den oktör. dolayı olabilir o. Borsa İstanbul'dan dolayı da olabilir ama suçun esas işlendiği, iddia edildiği yer SPK ve çevresi, yani e, görev alanında değil. Neyse bir açıklaması vardır herhalde. Onun da herhalde sorularla. Ama sorarlar. kimseye rüşvet verdim falan da değil Hayır hayır şöyle muyum? ama yani rüşvet Kimse sizden bir şey mi işte onu da söylüyor. Ortada buçuk milyon dolar konuşuluyor. Sonra Barış, biri diyor ki... Barış okuyayım mesela. Ünsal ilk tweet'i. Olayları başlatan tweet şu. Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralar dolu bir dilekçeyle benden maddi 50 milyon ma, 50 milyon manevi 20 milyon para istemektedir. buçuk milyon dolar. Kamuoyuna duyurulur. Bu, tamam, bu Bundan var, sonra... Yani 20 milyon bir manevi tazminat biz Efendim, de istiyoruz. Ev kadını için de istiyoruz. Müsaade İş için Ama de asıl de e, mevzu sonra başlıyor. Maddi tazminat da o bakın o maddi tazminat. Dürkan, başka bir kanun. şey... Gürkan tazminata takmıyor, başka bir şey söylüyor. Ay bu sanki e, Zehra Hanım. Dil olaylar olaylar böyle başladı gibi. demek için Olay söylüyor. Kamuoyuna Bey, duyurulur diyor. Bundan sonra ben de açık olmak zorundayım. Her şeyi yazma hakkım doğmuştur diyor ve devam ediyor. Ee, evlenince Zehra Hanım'la evlenince bana nasıl iki buçuk milyon dolar vermiş, nasıl vermiş, nerede vermiş, o kadar parası var mıymış muamma? Şirketinde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara madem o kadar parası varmış, göreceğiz. Yalan, yalan, yalan yazmayacaktınız demiş. Şimdi yani hani insanlar bir yerden esinlenerek veya birisi ortaya atmış değil, bir karı koca anlaşmazlığı gibi başlayan ama daha sonra kamunun haklarını ilgilendirdiği için kamunun da dahil olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Burada Zehra Hanıma düşen. Bu iddiaları çıkıp e, şeffaf bir şekilde, net bir şekilde e, ifade etmesi, böyle bir paranın olmadığını, böyle bir para vermedi, verdiyse de kaynağının ne olduğunu ifade etmesidir. E, bu kadar büyümezdi ama sonra mevzu e, çok daha bir kriminalize hal aldı. O şey nereden çıktı o hanımefendi? Hani neydi? O istiyordu? hanımefendi de bu şey iddialar yani, üzerine eklendi. Kendisi mi beyan etti? Tabii kendisi beyan etti. Onun şöyle hocam... E, Rüşvet istediğini, rüşvet istediğini iddia ettiği Cumhurbaşkanlığı danışmanı hmm, Serkan, Serkan Taranoğlu ile olan yazışmaları birdenbire Ortalıyor. Sedat Peker'in organize suç örgütü lideri hmm. Sedat Peker'in sahte hesapla açtığı deli çavuş hesabıyla açtığı bir tweetten yayıldı. Dün de dedi ki e, Mina Hanım, ben dedi Zehra Hanım'ın kocası olduğu için ona verdim, yani eşini de ilgilendirdiği için ama sonra Sedat Peker'in tweetlerinde okudum dedi. Yani içinde magazin var, siyaset var, para var, her şey var baktığınızda. E tabii ki Zehra Hanım'ın düştüğü, düşürüldüğü durum, Pınar Hanım'ın işaret ettiği yer, kendisi açısından sıkıntılı. Ama ortada konuşulan paralar o kadar yüksek ki iki buçuk milyon dolar isteniyor. Tekne alınmış, o teknenin e, ailenin ortak bütçesinden toplanan parayla alındığı söyleniyor. Ünsal Bey'in bu Paraların bir kısmını kazanılan paraların bir kısmını borsada batırdığı söyleniyor şu an. Ünsal Ban gözaltında muhtemelen yarın e, savcılığa sevk edilecek. İfadelerinde ne verdi ne vermedi ne anlattı onları şu anda bilmiyoruz ama mutlaka yansıyacaktır kamuoyuna. Fakat burada temel mesele şu tabii ki Pınar Hanım'ın da işaret ettiği üzere yoksulluk arttıkça bu konulara olan ilgi tepki, de artıyor. Ilgi yani de, biz bu de. konuyu 2007-2008'de konuşsaydık bu kadar ilgi çekmezdi. Çünkü ekonomi görece daha rahattı. İnsanların bu kadar çok borcu yoktu. Bu kadar çok kredi borcu, bu su yoktu. İşsizlik bu denli artmamıştı. Ama yoksulluk arttıkça her zaman ilgi buraya gelir. Hocamızın sözünden kesmeyelim. Sonra zaman kalırsa.